Finlandiya'ya doğru yola çıkalım. Bakalım yeşillikler ülkesi Finlandiya'da bizi neler bekleyecek. Evet, bir ülke düşünün ki bu ülke bataklıklar içerisinden doğmuş ve yeşermiş. Aynı şekilde de beyaz beyaz çiçekler açmış. Çoğunuz hangi kitaptan bahsettiğimi biliyorsunuz. Bilmediğiniz ise şu, videonun sonuna doğru hiç değinilmemiş olan ince bir anekdota değineceğim. Bununla birlikte Soumi, yani bataklıklar ülkesi ve karanlıklar ülkesi, kuzey ışıklarının ülkesi, medeniyetlerin, eşitliğin, eğitimin ülkesi Finlandiya'dan bahsetmek üzere haydi videomuza başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlarım, sevgili izleyicilerim, bu kitabı ben uzun yıllar önce almıştım. Bu kitap ben ortaokul sondaydım aldığımda ve o zamanlar çok bir şey anlamıyordum bu kitaptan, hatta okumamıştım bile. Zorla okuduktan sonra bir şeyler bende değişmeye başladı, çakralarım açıldı diyebilirim. Ve bu çakralar hayatım boyunca mücadele edeceğim bir davanın çakrası oldu. Yani adaletin, eşitliğin, aydınlığın, özgür düşüncenin ve vicdansal bakış açısının. Ve bunu da teolojik veya teokratik bir sistemde değil, özgür düşünceli felsefi sistemlerde aramaya başladım. Neden peki böyle bir yola girdim? Çünkü herkesin özgür düşünme hakkının olması gerekiyordu ki huzur olsun. Herkes tek bir renk olmamalıydı ki renklilik olsun. Şimdi size aslında Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı kitaptan bahsederken zambak olarak bahsedilen ve Google'da veya farklı arama motorlarında incelediğiniz çiçeğin aslında o zambak olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu başka bir çiçek arkadaşlar. Şimdi öncelikle kitabın kendi hikayesine bir değinelim. Akabinde de o ince nüansa değineceğim. Finlandiya'da neler oluyor, neler bitiyor, biraz da bunlara değineceğim. Hızlıca girelim. Haben sua fata libelli diye geçen Latince bir deyim vardır. Bu deyim her kitabın kendi yazgısı, kendi kaderi olduğunu belirtir. Yani bir insan nasıl doğup büyüyor ve gelişiyorsa her kitabın da kendine göre bir kaderi, bir yaşam serüveni var demek istiyor. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı veya Hayatın Mimarları olarak ilk kez çıkan bu kitap çok farklı bir yazgının da içine girdi. Şimdi öncelikle kitabın yazarı olan Grigori Petrov'dan bahsetmemiz gerekiyor. Petrov, Petersburg'da dünyaya geldiği zaman Türkiye'de neler oluyordu Osmanlı'da? İstanbul'da Galatasaray Sultanesi, yani bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi açılmıştı. Aynı şekilde 1868 yılında Alaska Rus Çarlığından Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmıştı. Ekonomik krizi sebepleriyle. Dolayısıyla dünyada böyle bir gelişim serüvenleri vardı. Bilimsel buluşlar, aşılar vesaireler keşfediliyordu. Ve 1868 yılında Osmanlı çok da parlak bir dönemde değildi aslına bakarsanız. 19. yüzyıl Osmanlı'nın en uzun yüzyılıdır bilirsiniz. Tarihle ilgilenenler için söylüyorum. Bence bilmelisiniz de. Önemli bir yüzyıl. Çok büyük dersleri bize bırakan, miras bırakan bir yüzyıl. Grigori Petrov, çağdaşı olan bazı yazarlarla da arkadaşlık etmiş. Mesela kim bunlar? İşte Lev Tolstoy var, Vladimir Korolenko var, bununla birlikte Anton Çehov var. Çehov, durum öykücülüğünün önemli yazarlarından biri bilirsiniz. Maxim Gorki var, çok önemli. Sosyalist, realist yazarlar içerisindeki en önemli kalemlerden biri. Tiflis'te varlığını ortaya çıkartmış önemli bir yazardı Maxim Gorki de. Mayakovski'nin kaşifidir aynı zamanda. Onu cemiyete tanıtmış olan kişidir. Bununla birlikte Leonid Andreev, Rus olmayan farklı ülkelerden bakacak olursak, Anatole France, Antonio Fugaccaro veya işte Almanlardan Knut Hamsun gibi önemli kalemlerle de yazışmaları ve görüşmeleri olmuş. Leo Tolstoy'u zaten anlatmak başlı başına bir video konusu olur. Çünkü Leo Tolstoy, Tolstoyculukta okulunun kurucusu, çok önemli bir düşünür ve aynı zamanda bir aydın insan. Tolstoy'u anlatmak, Platon'u anlatmak gibi. Tolstoy'u anlatmak, Aristoteles'in Liseyon'unu anlatmak gibi. Dolayısıyla Tolstoy başka bir boyut. Petrov 1868'de Petersburg'da, Petrograd'da diyebiliriz. Burada Yamburg
kasabasında doğduktan sonra gazeteci olacak tabii. Fakat önce ilahiyat okulunu okuyor. İlahiyat okulunu okurken de şöyle bir felsefeyle karşılaşıyor. İnsan her şeyin temelidir. Protagoras'ın dediği gibi, insan evreni kendinde tanır. Her şeyin temeli insanın kendisidir. Tasavvuf da böyle söyler zaten. Burada bir Hristiyan teolojisiyle karşılaşan Grigori Petrov aynı zamanda evrenin en değerli varlığı olduğunu ve aynı şekilde insanın iyilik, adalet, güzellik ve zenginlikler için ilimde, bilimde, sanatta, felsefede ön plana çıkması gerektiğini ve bu şekilde insanlığın daha işlenilebilir bir mücevher haline geleceğini öğrenir. Dolayısıyla da eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bilimin, sanatın, felsefenin ne kadar önemli olduğunu o an anlamaya başlar. Tüm bu dallar insana değerli bir varlık yapacak olan ana elzem konulardır. Grigori Petrov işte bu felsefi düşünceler içerisinde Sanat ve Hayat adlı bir kitap yazarak bu kitapta medeniyetleri, sanatlarını, öğrendiği farklı dilleri de kullanarak harmonik bir sentez oluşturmuş ve bu kitabı sunmuş. 1908'de ise fazla ileri giderek felsefede özellikle düşüncede ve sanatta aforoz ediliyor. Grigori Petrov da kendine düşen pastayı almış 1908 yılında aforoz edilerek, ama bu ondan dolayı mutlu, aynı diğer düşünürler gibi. Çünkü düşünmek kadar önemli bir olay yoktur dünyada. Çünkü insanı bu evrende pek çok canlıdan ayıran en önemli özelliği düşünme yetisi ve dil özelliği, iletişim özelliğidir. Bununla birlikte Petrov her vatandaş yaşamın mimarı olmalı düşüncesinde aslında insanların büyük bir sorumluluğunun olduğunu, her bir insanın ve bütün insanların bu sorumluluklarıyla da beşeriyetin yani insanlığın ayağa kalkabileceğini belirtir. Bulgaristan'daki Türklerin göçmenlikleriyle beraber bu kitap Türkiye sınırları içerisine girer ve 1928 yılında dikkati çeker. Sonra gerek Hakimiyeti Milliye gazetesinde olsun, gerek daha sonra işte adı değişecek Cumhuriyet gazetesi olacak, Cumhuriyet gazetesinde olsun pek çok Türk münevverinin kalemine konu olacak. Ve böylelikle bu kitap Beyaz Zambaklar ülkesinde Atatürk'ün dahi dikkatini çekerek onun özellikle askeri okullarda okutulmasını bir emir buyurmasıyla sonuçlanacak. Neden askeri okullar? Çünkü Finlandiya'daki kalkınma sistemi öncelikle disiplinin elde tutulduğu askeri okullarla başlıyor. Asker önemli. Hatta Türk devrim tarihine baktığımız zaman genel olarak çok büyük bir oranda askeri sıfatı olan kişiler tarafından Türk toplumuna bazı yeniliklerin, aydın hareketinin girdiğini görüyoruz. İşte hep bir paşa vardır mesela, Ahmet Vefik Paşa gibi mesela aklıma gelen şu anda. Ve 1928 yılında Profesör Doktor Ali Haydar Taner Bey'in çevirdiği bir kitap karşımıza çıkıyor. Beyaz Zambaklar Ülkesinde Bir Milletin Uyanışı. Şimdi tabii burada bir çınar ağacının yaprağı var. Fakat bu normalde dediğim gibi çınar ağacı değil veya herhangi bir zambak değil. Finlandiya'nın kendi özel bitkisi olan bir bitkiden bahsediyoruz. Şimdi bu kitap enteresan bir şekilde 1978 yılında Finlandiya'da yayına giriyor ve 1978 yılına kadar Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Almanya'da, Türkiye'de, pek çok ülkede aslına bakarsanız güzel bir etki bırakıyor. Ama 78'e kadar Finlandiya bu konuda çok uyanık durumda değil. Bu arada kendilerine Suomi halkı diyorlar, onu da belirtelim. Fin demiyorlar. Bu arada yine kitabın içinde önemli olan bir karakter var. Bugün Helsinki'de, Helsinki Bankası'nın önünde heykelde bulunan Johan Wilhelm Snellman. Snellman önemli bir filozof, öğretmen ve aydın bir insan. Diyor ki Snellman kısaca, kitabın içinde de son sayfalara doğru karşımıza çıkar. Robinson Crusoe bir çocuk kahramanı olarak karşımıza çıkabilir ama aslında bir bıçakla bir medeniyet kurmuştur bir adada diyor. Biz ise elimizde bir sürü bıçak varken nasıl olur da medeniyetler üstü bir medeniyet kuramayalım ki diyor. Robinson Crusoe tek başına bunu başardıysa biz hayda hayda fazlasını kazanabiliriz, başarabiliriz diyor. Ve her vatandaşın bir sorumluluğu olduğunu belirtiyor. Her vatandaş ülkeyi kalkındırmak için bir sorumluluğa sahiptir. Ve bütün vatandaşların el ele tutuşmasıyla devlet ayağa kalkabilir. Dolayısıyla herkes bu sorumluluğa sahip olmak zorundadır. Ve aynı zamanda o dönemde tabii Finlandiya halkı cahil bir halk. Eğitimle, okumayla, yazmayla çok arası olmayan bir halk. Ve İsveç tarafından yönetilmekte. İsveç'in elitleri ise alt tabakayla ilgilenmiyor. Oysa elit tabakanın en önemli görevinin zenginliğin devam edebilmesi için toplumsal bir kalkınmaya ihtiyaç olduğunu, zengin ile fakirin bu kadar uçurumsal bir fark içinde olmaması gerektiğini,
fakirlerin de, sefillerin de, yoksulların da ayaklanması ve onların da kalkınması gerektiğini, böylelikle devletin de genel anlamda huzur ve mutluluk vereceğini belirtir. Çünkü bu elitistlik bir anlamda erdemlilikle birleştiriliyor Sinelman'ın düşüncesine göre. Yani elitistin asıl görevi herkesi ayağa kaldırmaktır diyor ve onların ilgisizliği yüzünden Finlandiya bu halde diyor. Dolayısıyla Finlandiya'nın önce kendine gelmesi gerekiyor. Bunun için de disiplinli olan ve aslında en fakir, en yoksul, açlığın, hastalığın bol gezdiği askeri kışlalardan bu sistemin kurulmaya ve inşa edilmeye başlanması gerektiğini belirtiyor. Şimdi Sinelman için önemli olan ilk hamle halk evleridir. Ve bu halk evleri bizde köy enstitüleri olarak rücu etmiştir. Bu halk evleri önemli bir sorumluluğa ve misyona sahip. Okuma yazma bilmeyen halka okuma yazma öğreteceği gibi aynı şekilde de toplumsal kalkınmada temel mihenk taşlarından birisi. Trohom, verem, kuşpalazı, kızılcık, çiçek hastalıkları gibi pek çok hastalıklar var bu dönemde tabii Finlandiya halkında. Sonuçta bataklık ülkesinden bahsediyoruz. Tabii ki sıtma gibi hastalıklar da karşımıza çıkacaktır. Bu hastalıklara karşı da aşılamanın, toplumsal bilinçlenmenin, temizliğin, sabun kullanmanın, aynı şekilde yemek kültürünün, ya her şeyin, A'dan Z'ye her şeyin disiplinli bir şekilde düzelmesi gerektiğini savunur Sinelman ve Finlandiya halkı için bir babadır aynı zamanda. Şimdi kitaptan bölümlere geçelim hızlıca. Bu kitabın baskısı 2000. Ben o zaman ortaokuldaydım. Petrova ve Esere Dair ile başlıyor. Bulgarca çevirinin ön sözü, Tarihten ibret Almak, Kahramanlar ve Millet, Suomi'nin Tarihi, Yükseliş Önderi Bir Aydın Sinelman, Eğitimci Memurlar, Halk Okulu Kışla, Futbol, burada da sporun önemine değiniyor. Fakat sporda şu konu çok dikkatimi çekmişti. Alnı Sokrates gibi açık olmalı, geniş alınlı, aynı zamanda bir manda gibi de güçlü bacakları olmalı diyor Fin gençliğinin. Yani sadece manda gibi güçlü olan bacaklar yeterli değil diyor. Aynı şekilde düşünebilen, okuyan ve kültürlü, alnı da Sokrates kadar geniş olan bir gençlik arzular. Anne baba ve çocuklar, özellikle çocukların onu doğurduk, eğitim yuvasına verdik ve iş bitti şeklinde değil de onunla empati kurmayı, onunla yakın temasta olmayı, iletişim içinde olmayı önemser. Ailelerin böyle olması gerektiğini savunur Sinelman ve çocukların empati içerisinde yetişmesinin, o sevgi ve güven hissi içerisinde yetişmesinin ileride hem kendilerine hem de topluma karşı önemli getirileri olacağını belirtir. Halk Üniversitesi ve akabinde de krallıklar başlıyor. Nedir bu krallıklar? Yani işini doğru düzgün yapan ve aynı şekilde bu toplumsal kalkınmayı düşünerek aşk ile mücadele eden girişimcilerin, müteşebbislerin kurmuş olduğu örnek krallıklardan bahsediyor. Mesela Reçerkılılı Jarvinen'in yaptığı konuşma. İşte Jarvinen'le birlikte başka Yumurta Krallığı var, Reçel Krallığı var. İşte Reçerkılılı Jarvinen'den bahsettik. Gene köylüler, işçiler ve imalatçılar, kendini halkın sağlığına adayan doktor demiş. Dolayısıyla burada aslında şunu görüyoruz biz. İşte bir kişinin nasıl değiştirebileceğini gösteriyor her şeyi. Bugün de bilgi ekonomisi çağındayız. Dolayısıyla bugün de bilgi ekonomisi çağında pek çok şeyi değiştiren bir kişinin hamlelerini görmüyor muyuz? Her şeyin temeli bir kişinin düşüncesi ve hayalinde başlıyor. Ve sonra her şeyi gelişlemeye, uzmanlarla daha büyük projelere gebe olmaya sebep oluyor bu düşünceler. Zincirleme bir reaksiyon var. Şimdi Finlandiya'nın genel olarak tarihinden kısaca hemen bahsedeceğim, fazla uzatmadan ve videomuzu bitireceğim. Finlandiya'da insan yaşamı M.Ö. 9000 civarlarında başlamakla birlikte bu son buzul çağının son dönemlerine denk geliyor. Bu bölgede Finlandiya halkı köken itibariyle de Ural Altay ailesinin Ural boyuna bağlılar. Aslına bakarsanız Türkçe bir Ural Altay dil ailesi grubuna bağlı söylenir. Böyle liselerde okutulur ama Türkologlar şöyle belirtiyorlar. Biz Ural Altay dil ailesi boyunun Altay ailesi dilini kullanmaktayız Anadolu Türkleri olarak. Ural Altay dil ailesinin Ural boyunu ise bugün Fin-Igor bölgesi kullanmakta. Finlandiya'nın kuzey bölgesine 4000 yıl önce yerleşmiş olan Laponlar, yani Samiler. Bunlar Sami ırklar ama Arap Samileriyle karıştırılmasın. Same diye yazılıyor, Sami diye okunuyor ama Laponlar. Laponların 250 yıl önce İsveç Tarihi Akademisi'ni kurmuş olan Profesör Doktor Sven Lagerbrick tarafından Türk boylarından biri olduğu yazılmış ve bu şekilde de iddiası var. Çünkü sosyo-kültürel yapısı, antropolojik yapıları ve yaşam kültürleri Orta Asya Türklerinkiyle birebir aynı. Onlar da şamanlar, onların da yaşam kültürü aynı Orta Asya Türkleri gibi çadır sistemleri var. Ren geyikçiliğiyle uğraşıyorlar, geyik yetiştiriyorlar ve İskandinavya'nın kuzeyinde yaşamaktadırlar. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzey bölgelerine yayılmışlar. Laponların uzun yıllardır din, dil, sanat,
kültür yapılarına bir ket vurulmuş. Bu İskandinav ülkeleri ve Rusya tarafından ırkçı tehditlerle, ırkçılıkla karşılaşmışlar diyelim. Ve bu Laponlar kendi haklarını korumak için özellikle son 100 yıldır büyük bir mücadele içindeler. 6 Şubat 1917'de ilk kez harekete geçen Laponlar Norveç'in Trondheim bölgesinde bir toplantı yapıyorlar Norveçlerle ve bir karşılıklı anlaşmaya gitmek istiyorlar. Bu anlaşmanın akabinde de kendi kültür ve geleneklerini devam ettirmek isteyen Laponlar daha sonra Finlandiya ve İsveç üzerinde de mücadelelerini sürdürmeye devam etmeye gayret ediyorlar. 1986 yılında İsveç'te Are ilinde toplanan Sami Konferansı önemli bir konferans. Çünkü burada güneş, ateş, su ve bitkileri sembolize eden bayrak renklerini oluşturuyorlar. İşte sarı, kırmızı, mavi, yeşil tonlarına bağlı bir bayrakları var. Dolayısıyla biraz panteist felsefeye de yakın renkler. Ve bu bayrak aynı şekilde 6 Şubat 1992 yılında Finlandiya'nın Helsinki şehrinde toplanan Sami parlamentosunda kullanıldığı gibi 6 Şubat artık onlar için bir ulusal gün de oluyor. Ve 1992'den beri de 6 Şubat'ı artık bir ulusal gün olarak görüyorlar. Çünkü 6 Şubat 1917 yılında Norveç'te toplanan Laponlar bu tarihi kendilerine bir ulusal gün olarak belirlemişler. Bu arada Samilerin yani Laponların meclisini Rusya kabul etmemekle birlikte İsveç süreci biraz uzatmaya gayret ediyor anlaşma yapmamak için. Finlandiya keza ılımlı yaklaşmakta duruma, Norveç ise Laponlarla ILO sözleşmesinin 169. maddesini imzalamış ve artık onaylamış durumda onların varlığını ve onların kültürel dokunulmazlıklarını. Aslına bakarsanız bir bağımsızlık olayı değil bu. Tamamen kültürel olarak biz varız, bunu kabul edin mücadelesinden ibaret. Bu kabul ediliyor Norveç tarafından. Finlandiya herhalde yakın bir zamanda bunu kabul edecektir. Birleşmiş Milletler Finlandiya'yı uyarmış bu konuda. Mesela işte siz Laponların haklarını korumalısınız diye. Enteresan bir konu. Laponlar kendilerine Laponyalılar denmesinden hoşlanmıyorlar, haz etmiyorlar. Çünkü Lapon bir yama anlamına geliyor ve yamalılar gibi algılanılıyormuş. Bu Kuzey Finlandiya'daki topluluklar, halk tarafından Laponyalılar denmesi onların hoşuna gitmiyor. Yani onlar kendilerine Sami denmesini istiyorlar. Tekrar ediyorum, Arap Samileriyle Kuzey Samilerini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ve Profesör Sven Lagerbrink, Tanrı Odin'in Laponlarda da aynı olarak değerlendirildiğini, aynı statüye getirildiğini, Tanrı Odin'in orada da olduğunu belirtmekle birlikte gene İsveçli profesör de Laponların Türk kavmi olduğunu iddia ediyor. 2016 yılında bu ırkçılıkla alakalı olan mücadeleleri sebebiyle Laponların hikayesini anlatan Sami Blood adlı bir filmde sinemalara gösterime girmiş. Bunu da merakla izleyeceğim, bilmiyordum. Araştırmalarım arasında gördüm. Ve son olarak Finlandiya ile alakalı almış olduğum OECD ortalamaları ve Türkiye'yi bir mukayese etmek istedim. Biz ne durumdayız, onlar ne durumda biraz bakalım. Tabii burada şu çok önemli. Finlandiya 5,5 milyon nüfuslu bir ülke. Türkiye 86 milyonu aşmış bir ülke. Türkiye aslında kendini Almanya ile kıyaslaması gerekiyor. Fransa ile kıyaslaması gerekiyor nüfus açısından. Fakat tabii bu yüzdelik birimler aslına bakarsanız milyon bazında da olsa bir oran veriyor. Yüzdelik birimler toplumun yüzdesi milyonuna veya milyarına bakmaksızın karşımıza çıkar. Fakat şu da çok önemli. Tabii nüfus ne kadar büyürse kalkınma o kadar yavaşlıyor. Şuna da değinmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz ülke bataklıklar ülkesi olan Suomi yani Finlandiya. Türkiye'nin Finlandiya'dan çok fazla artıları var. Coğrafi anlamdan bahsediyorum. Jeostratejik ve jeopolitik açıdan bahsediyorum. Eksileri de var tabii ki. Başta terör olmak üzere. Fakat o da artık düzene girmeye başlıyor. Çünkü insanlar terörden ziyade artık karınlarını doyurmak, demokratik bir şekilde, eşit bir şekilde, huzur içerisinde yaşamak istiyorlar. Ve bu da en doğal haklarıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun. Finlandiya'da OECD analizi, yoksulluk oranına baktığımız zaman Finlandiya 0,035. 0,00'a ya ne kadar yaklaşırsanız o kadar yoksulluk az demektir. 0,035 demek yani 0,0'dan bile aşağıda 0,035. Türkiye ise 0,144. Henüz daha sıfırlar seviyesine inememiş. Ciddi anlamda yani aşağı yukarı 5 katına yakın, 4-5 katına yakın bir fark var. Türkiye ile Finlandiya arasında yoksulluk oranı arasında. Siyasette kadın
olarak bakalım yine. Siyasette Finlandiya'daki kadın oranı, Türkiye'deki siyasetteki kadın oranı. Bakın bunun milyonla alakası yok mesela. Bu tamamen sizin tercihlerinizle veya izin vermeniz ya da hoşgörünüzle alakalı bir şey. Kabul etmenizle alakalı bir şey. Kadınların özgüveniyle alakalı olan bir şey aynı zamanda. Siyasette kadın Finlandiya'da %46.0, Türkiye'de %17.3. Yoksulluk oranı. Burada büyük bir fark var. Yoksulluk oranı Finlandiya'da %12'nin altında. 2018 verileri yalnız bu arada. Bu OECD verileri, onu da belirteyim. %12'nin altında bir yoksulluk oranı var. Türkiye'de %26'nın üstünde. Finlandiya'nın gayri safi milli hasılası kişi başı gelir seviyesi 50.811 dolar. Türkiye'nin 28.455 dolar. İki katı Finlandiya'nın ekonomik durumu Türkiye'den daha iyi. Yani kişi başı cebe giren paradan bahsediyoruz. Yaşam kalitesinden bahsediyoruz. Yine Dünya Bankası verilerine göre Finlandiya 48.961 dolarda. Yani gene aşağı yukarı 1.100 dolar gibi bir fark var OECD ile Dünya Bankası'nın vermiş olduğu istatistikler arasında. Deutsche Welle, Alman gazetesi ise Türkiye'nin seviyesini 9.127 dolar ile 9.539 dolar arasında gösteriyor. Dolayısıyla 28.455 dolar çok yüksek bir rakam bile kaldı OECD verilerine göre, Deutsche Welle gazetesinin verilerinden. Ama biz OECD'yi ön plan alıyoruz. Tekrar söyleyeyim, kafa karışıklığı olmasın. Finlandiya 50.811, Türkiye 28.455 diyor OECD verileri. Yani iki kat daha iyi. Tabii bu çok tartışılan da bir konu. Gayri safi milli hasılanın yüksek olması demek herkesin cebinde 28 bin dolar olduğu anlamına gelmiyor. Gelir eşitsizliği durumundaki o makas açıldığı sürece sizin cebinize 28 bin dolar girmez. O paydan zenginlere büyük bir pay gider. Enflasyon. Can damarı noktasına geldik. Finlandiya 0.3. Neredeyse yok 2018 yılı. Türkiye 16.3. 2022 yılında ise Türkiye %61.16 falandı galiba. O civarlarda bir şey. %61 üstü. Ne yazık ki. Yani Arjantin %53.4 idi. Ya da %54 civarlarında, 53-54 civarlarında. Türkiye 61 seviyesinde, Arjantin'e bile geçmiş durumda enflasyon. Kronik enflasyona dönerse bu, ki öyle olduğu söyleniyor bazı ekonomistler tarafından, bu çok tehlikeli bir durum. Finlandiya suç oranı %1.63, bu da çok düşük bir oran. 1955'te Birleşmiş Milletler'e katılmış olan Finlandiya, tarafsızlık politikasını ilan etmiş fakat daha sonra 1969'da OECD'ye giriyor, 1994'te NATO'nun barış için ortaklık programına dahil olarak tarafsızlık politikasını birazcık köşeye koyuyor. 1995'te Avrupa Birliği'ne giriyor, 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi'ne ve 1999'da ise Euro bölgesine girmek için mücadele etmişler ve evet, girmişler. Uzatmayayım fazla. En son olarak da Rusya'nın Ukrayna işgalinde Finlandiyalılar açıkçası NATO'ya girmek için harekete geçiyorlar. Yakın zamanda Finlandiya'nın NATO'ya girme durumu da olacaktır diye düşünüyorum. Hatta Zaharova dışişleri görevlisi ne demişti? Sözcü, Finlandiya NATO'ya girerse bunun Rusya tarafından karşılığı olur dedi ama Finlandiya bunu umursamadı ve Norveç'teki tatbikatları izlemeye başladı. Aynı zamanda NATO toplantısına Brüksel'e katıldı. Oraya gitti. Dolayısıyla Finlandiya'yı yakında NATO içerisinde görme ihtimalimiz yüksek. Şimdi Finlandiya'da yaşanılan günlük hayata baktığımız zaman ise şöyle bir durum var. Ağırlıklı olarak karanlık bir ülke. 6 ay gündüzü, 6 ay geceyi yaşayan kuzey ülkelerinden biri Finlandiya. Ama tabii her taraf 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşıyor gibi bir şey yok. Bu güneye indikçe, ekvator çizgisine yaklaştıkça tabii gün ışığı daha fazla oluyor. Bu noktada bir arkadaşım Finlandiya'ya gitmiş, Helsinki'de kalmış, abisi orada çalışıyormuş. Uykudan uyanmakta zorlanıyorsun diyor çünkü sürekli perdeler açık bile olsa hava karanlık diyor. Günün şaşıyor diyor, güneyden gidiyorsan eğer. Genelde güneyden gidilecek, nereden gidilecek başka? Kuzeyden anca Laponlar gelebilir. Dolayısıyla Finlandiya'da böyle bir atmosfer var. Fakat yerden ısıtmalı sistemler, gerek İzlanda olsun, gerek Norveç olsun, Finlandiya olsun, İsveç olsun, ısıtma sistemleri, kaliteli elbise alabilme imkanları, bunlar son derece mümkün. Çünkü bunlar önemli. Dolayısıyla da hayat kalitesiyle bunu kapatıyor Finlandiya. Onu da belirtelim. Finlandiya'dan ve Grigori Petrov'un yazmış olduğu, Sinelman'ın ise bir halk kahramanı olduğu kadar dünyaya da örnek teşkil eden bir filozof aydın olarak karşımıza çıktığı Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabından bu kadar. Benden bu kadar. En azından. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Takipte kalın. Saygılarımla efendim.